Küba'da doğdu, Malatyalı oldu. Ben Malatyalıyım. Evet, kimden bahsettiğimizi anladınız değil mi? Biricik pasör çaprazımız Vargas. Milli takım kariyerine 12 yaşında Küba'da başlayan başarılı sporcu, 2016'da Küba'dan ayrılıp Çekya'ya giderek oldukça başarılı bir 2 sezon geçirdikten sonra sakatlanır. Bu sakatlık ve sonrasındaki gelişmeler, ülkesi Küba ile arasının açılmasına neden olur ve 4 yıl süreyle milli takımdan men edilir. Bu durum Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmaz ve sığınmacı statüsüyle İsviçre'ye giderek burada oynamaya başlar. Çünkü o, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyordur. Ve ne mutlu bize ki, aynı yıl 2018'de Vargas'ın yolu Fenerbahçe'ye düşer. Dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Terzic'in girişimiyle Vargas, her ne kadar Sırbistan vatandaşı olduysa bile, Uluslararası Voleybol Federasyonu, Küba'nın izni olmadığı için Sırbistan'da oynamasına izin vermez. Türkiye devreye girer ve Vargas'ın da isteğiyle artık kendisi Türk vatandaşıdır. Kimliğini bizzat Cumhurbaşkanı'ndan alır ve Federasyon Başkanı Üstün Dağ olan sevgisinden kendisini Malatyalı ilan eder. Türk oldun da nerelisin? Başkan nereli, ben oralı. Malatyalı. Resmi prosedürler gereği 2 sene milli takımda forma giyemese de, Ay Yıldızlı formayla katıldığı ilk turnuva olan Milletler Ligi'nde fırtına gibi eser, en değerli oyuncu ilan edilir ve şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olur. Unutmadan bir itiraf. Avrupa Şampiyonası'nda saatte 112 km hız ile servis rekoru kıran bu genç kadının gelecekte neler yapabileceğini düşünmek açıkçası başımızı döndürüyor.